Selamlar gençler, video geçmeden önce size Game TV adlı bir uygulamadan bahsedeceğim. Hemen hızlıca anlatayım. Game TV gençler bir turnuva uygulaması, yani oynadığınız mobil oyunların turnuvalarına katılabiliyorsunuz. Ekranda görmüş olduğunuz gibi gençler benim üyeliğime girdim. Siz de açıklama kısmına bıraktığım linklerden tıklayıp girebilirsiniz. Ve uygulama içerisinde bir tane lounge oluşturduk ve biz de kendi turnuvamızı yapacağız gençler. Brawl Stars üzerinden bir turnuva yapacağız. İsterseniz başka oyunlarında turnuvalarını bulabilirsiniz. Hemen hızlıca anlatıyorum. Lounge bölümüne gelip abi lounge'lar olduğu yere Oğuz Aslan yazıp, evet, görmüş olduğunuz gibi Lonca'ya tıklıyorsunuz ve aktif olan turnuvamı görüyorsunuz gençler. İki tane Discord üzerinden turnuva yapacağız. Yani Discord üzerinden canlı olacak. Ben de Discord'da sizlerle birlikte olacağım. Turnuvaya tıklayıp turnuvaya katıl diyorsunuz. Turnuva saatlerini ve bilgilerini uygulama içerisinde öğrenebilirsiniz. Ve Lonca'mıza geldiğinizde de diğer turnuvalardan haberdar olabilirsiniz. Birazcık hastayım, kusura bakmayın. O yüzden sesim mesim böyle çıkıyor. Birazcık garip olduğunun farkındayım. Evet, yani genelde hasta oluyorum, yapacak bir şey yok. Evet, dediğim gibi gençler hepinizi Game TV'ye bekliyoruz. Ve bu arada dur söylemeyi unuttum. Hatta en başta da söyleyebilirdim bunu. Turnuvalarımızda gençler 100 TL'lik Google Play çekilişi olacak. Google Play kodu, pardon, Google Play çekilişi değil, Google Play kodu, evet. Hepinizi bekliyoruz. Umarım gelirsiniz. Açıklama kısmında linkler var. Hepinizi bekliyorum. Merhaba gençler, bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta efsane bir mod karşınızdayız. Video geçmeden önce like atıp abone olup bildirimler açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Video geçmeden önce hemen size bir şeycik söyleyeceğim. Evet, ne mi söyleyeceğim? Videoyu hem sabah çekiyorum yeni kalkmış bir halde, hem de maalesef bugüne hasta uyandım. Evet, maalesef burnum tıkalı, nefes almakta zorlanıyorum. Ama bu bizim eğlenmemize engel değil. Sadece birazcık sesim farklı gelebilir. Birazcık yorgun gelebilirim. Birazcık halsiz gibi gözükebilirim. Ama değilim. Gözükeceğim. Sadece öyle gözükeceğim. Evet, dediğim gibi gençler, video geçmeden önce bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Çok güzel bir mod inceleyeceğiz. Daha doğrusu, hatırlarsanız bu modları falan sizinle birlikte inceliyordum. Hatırlarsanız bir iki kere de fail olmuşluğumuz oldu. Yani modun çok güzel çıkmayıp çok kötü çıkmışlığı da oldu. Bu arada modun indirme linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi mod tanıtımını abi ben çok seviyorum. Çünkü sizinle birlikte sürprizlerle dolu bir mod inceliyoruz. Modumuz ne mi? Wait, şövalye modu. Evet, ben niye bir şövalye değilim? Keşke şövalye olarak başlasaydım. Direkt niye burada başladım bilmiyorum. Bakayım. Kale falan var mı acaba? Oğlum kale zannettim, çok sevindim ya. Vallahi bir an dedim aha kale çıkacak, yok çıkmadı. Evet abi, modumuzla birlikte neleri inceleyeceğiz şöyle söyleyeyim. Başlangıç olarak abi bakalım, bize yeni silahlar, yeni kılıçlar, şeyler gelmiş. Evet, bunlar ne mi? Evet, normal dümdüz bir tane kılıç. Long sword diyor, yani uzun kılıç diyor ama çok da uzun değil, normal kılıçla aynı gözüküyor. Elmas kılıçtan daha fazla vuruyor. Köylerin üzerinde de böyle deneyebilirsiniz. Acaba buradan ne çıkacak? Ooo. Yani normalde olsa böyle şeyler çıkmaz. Abidik gubidik şeyler çıkar. Her neyse. Burada bir tane Battle Axe var abi. Battle Axe'ın mantığını zaten az çok bilebiliyoruz. Battle Axe ağır. Evet, ben güçlü olduğum için birazcık taşıyabiliyorum herhalde, bilmiyorum. Bak, çıkarırken ne kadar ağır çıkarıyor. Bak ne kadar ağır. Abi Battle Axe çok vuruyor ama dediğim gibi bir o kadar da hop yavaş, görmüş olduğunuz gibi böyle çıkarana kadar, evet, birazcık zorluyor. Onun dışında bıçak var. Minnak bir bıçak. Bu bıçağın özelliği de abi, daha hızlı vuruyor ama daha az vuruyor. Biliyorsunuz zaten az çok mantıkları. Bunun gibi birkaç tane mod incelemiştik. Puyo puyo puyo. Evet, bunlar birazcık basic. Ama benim en çok sevdiğim abi mızraktı. Ama böyle mızrak tutuşu mu olur? Bile mızrak tutuşu mu olur ya? Ayıp. Vallahi ayıp. Mızrak da kılıcı oranla birazcık daha düşük kalıyor. Yani mantıken kullanacaksanız. Vallahi görünüşünü çok beğenmedim mızrağın. Elimizde durmuyor. Uzakta tutuyoruz. Ve onun yanında abi kılıç çok daha hızlı ve güçlü. Bunların hepsini köylerin üstünde denemem ne kadar doğru bilmiyorum ama. Tavşan gözükmeyon. Gözükmeyon. Şimdi sıradaki şeyimiz. Evet, sıradaki asıl olayımız abi. Şövalye eşyalarını gösterdikten hemen sonra. Bak bakayım. Burada Red Knight var, Blue Knight var, Yellow Knight var, Green Knight var, Red Archer, Red bayağı bir şey varmış, bir saniye. Öncelikle abi şövalyeleri inceleyelim. 4 çeşit şövalyemiz varmış. Bunlar renklere göre ayrılmışlar. Özellikleri acaba farklı mı? Şimdi şöyle koyuyoruz bakalım. İlkinden başlayalım. Aha. Vay kral. Sen kimlerle savaşıyorsun acaba? Dur bakayım, bu ne? Bu da mavisi. Oo, birbirlerine kapışıyorlar. Evet, bunu tahmin etmemiştim daha doğrusu. Niye tahmin etmemiştim? Aha! Bu da ona vurdu. Yeşil! Sen de sarıyla kapış. Evet abi, bunlar sanırım
farklı şeylerin, uluş mu denir artık, krallık, evet, farklı krallıkların şövalyeleri ve bu farklı krallıkların şövalyeleri kendi aralarında kapışıyorlar. O zaman şöyle bir şey denememiz yok mu? Oo, bir saniye, kale mi buldum? Vallahi kale buldum. Aha, kale buldum, vallahi kale buldum. Aha, mavi krallık. Ve ve içeride ne yapıyorsunuz? Bak bak bak, burada duruyorlar. Oy. Abi sen şaka yapıyorsun. Ha, tiplere bak. Vay, okçu da var burada bir tane. Bu okçuya biraz sonra gelecektik ama neyse, sağlık olsun. O zaman şöyle bir şey yapmamız yok mu abi? Şimdi burayı kimler bassın? Yeşil, yeşil krallık bassın bakalım. Bak şimdi, yeşil krallıktan bir ordu koyalım buraya. Kapışın evlatlarım, kapış. Saldır. Bak şimdi bak. Pop pop pop. Biraz fazla mı koydum ama olsun, okçuları da var burada. Abi resmen bir savaş çeviriyoruz şu an burada. Şurayı kıralım da daha rahat görelim. Ay, alt tarafı yeşiller kazandı. Evet, yeşili biraz fazla koymuşuz. Mavilere destek, mavilere destek. Evet, bu sefer de mavilere fazla destek verdik. Abi o zaman kırmızı da koyuyorum, sarı da koyuyorum, yeşil de koyuyorum. Şöyle rastgele abi basıyorum bütün 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Evet. Sizce kim kazanacak? Hemen 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 bir renk tutun abi. Ben mavi diyorum bu arada. Maviyi çok koymuşuz çünkü. Maviler bir bu kadar da olsa büyük ihtimalle kazanırdı. Bayağı güçlü şey oldular. Bak şimdi bak. Şurada aşağıda biraz yeşil var değil mi? Bak şimdi bak. Dın 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 dın. Bak bak yukarıda. Gidişe bak. Allah. Evet, yeşiller biraz ağır mı bastı? Yo, burayı da mı maviler kazanıyor? Oy, yeşillere bak. Bak 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 bak. Sarıları da dahil ettik abi işin içine. Yani şu an bunların kalesini mahvettik. Çok doğru bir hareket yapmadık. Tamam, bunları farklı şekilde kapıştıracağız abi. Şimdi dur bakayım, sırada ne vardı? Aha, archer, okçular. Ve burada soldier diyor abi, asker diyor. Bir saniye dur, askerlere de geleceğiz de. Silah milah mı var acaba? Dur bakayım. Şimdi abi bunları biraz uzak mesafeye mesela. Şöyle kırmızı okçulardan koyduk. Geldim, biraz uzaklaştım. Şu kadar uzaklık yeterli mi? Yeterli herhalde. Mavilerden koydum. Bak buraya bakıyorlar, buraya bakıyorlar. Birbirlerini gördüler mi? Aha gördüler. Gördü, hop, o onu ok atıyor. Yavaş yavaş yaklaşacaklar sanırım. Ben de bu arada bir time set yazayım. Bak şu an 1v1 kapışıyorlar. Sonra geldik abi, buraya sarı okçuları koyduk. Ondan sonra abi yeşilleri de nereye koyalım? Yeşilleri de böyle koyalım abi. Bu yeşiller de böyle orman okçusu gibi böyle ağaçların altında falan saklanıyorlar. Acaba dur bakayım. Bunları şöyle 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 birbirlerine birleştirelim bakalım. Şöyle birazcık ortam karışsın bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Evet abi, hepsinden eşit koymaya çalıştım. Ve okçular arasında bir savaş çıkarttık. Evet. Sizce kim kalacak sonra? Hemen hızlı bir tahmin. Hızlı bir tahmin. Bekliyorum. Vallahi dur bakayım, ben de tahmin edeyim. Bakmadan tahmin edeceğim. Şimdi kaç kişi olduğunu görürse bakarsak çok mantıklı olmaz ama savaşı görmem lazım. Savaşı görmem lazım. Abi bayağı geç tahmin ettik. Çok bir mantıklı hareket olmadı bu. Dur, üstten renkleri gözükmüyor abi. Şöyle. Bence yeşiller kaldı abi. Ben öyle düşünüyorum. Son 3 kişi. Aha dur bakayım, yok. Şunlar da şurada dahil olursa sıkıntı. Kim kazandı? Aha. Ulan. Ulan bir tane vuramadın mı? Bir tane vuramadın mı? Ulan yeşil kazanıyordu az kalsın. Sarı diyen arkadaşlarım kazandılar ve burada oha bayağı ok var. Şimdi sırada soldierlar var. Yani askerler var abi. Bakayım, bir tane kırmızı asker. Allah Allah, bunun şeyle farkı ne acaba? Bak kırmızılar bu arada hiçbir şekilde birbirlerine vurmuyorlar gençler. Bu arada isterseniz yoruma yazmayı unutmayın. Aha yağmur yağdı. Abi krallıklar arası savaş yapabiliriz. Hani atıyorum ne bileyim, kırmızılar bir şeylere karşı, ne bileyim 100 tane okçu 100 tane şövalyeye karşı falan tarzında şeyler yapabiliriz bu arada. Güzel bir mod, zevkli bir mod, kapışma modu en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Hatırlarsanız minik clayler vardı, minik kill canavarları vardı. Onları da kullanabiliyorduk. Burada minik bir savaş geçiyor. Bakayım. Oğlum boss spam yapıyor, manyak. Oy, helal oğlum. Ama dur bakayım şimdi. Bu mavi değil mi? Bak. Bir tane mavi asker koyuyorum. Abi iki tane de kırmızı okçu koyuyorum. Sizce kim kazanır? Bu başka bir yere gitti. Buraya bir tane daha koyduk. Hadi bakalım. Evet abi, büyük ihtimalle kırmızılar kazanacak. Biraz fazla geldi. Mavilere destek.
Abilere destek. Evet abi, bir ayarım yok yani. Bir yere fazla destek veriyorum sürekli ama. Her neyse. Şimdi abi, okçularla normal şövalyelerle askerlerin arasındaki farkı anlamamız lazım. Yani ben olayını çözemedim. Şimdi iki tane, hani bir renkten bir tane, bir renkten bir tane koyup bir deneyelim bakalım. Mesela abi, bir tane kırmızı bundan koyduk. Bunlar birbirine dalmayacak büyük ihtimalle. Tamam, dur 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 dur. Abi, kale daha var. Kimin bunlar? Bu kimin? Evet, burada bayağı mavi var çünkü burası mavinin kalesi. Aha bak, bunlar şövalye şey askermiş. Bak bu şövalye. Acaba hangisi daha güçlü? Şövalye mi daha güçlü, asker mi? Sanki şövalye daha güçlüydü ya. Değil mi, değil mi? Bence de öyle. Dur bakayım. Hop, bir tane şövalye koyduk. Geldik abi buraya. Bir tane de mavi asker koyduk. Bakalım bir kapışsınlar. Çünkü bunun elinde demir kılıç var. Abi şövalye çok çok daha güçlüymüş canım. Şövalye çok daha güçlüymüş. Tamam. Hatta bak şöyle yapalım. Demin bu bir tanesiyle kapıştı. Hani onu da hesaba katın. İki tane mavi koydum abi. Bakalım kim yenecek? Abi şövalye fazla güçlü. Oy, elmas çıktı. Ama 3 taneye falan kafa tutamıyormuş. O kadar da değilmiş. Hatta direkt şöyle yapalım abi. Hani deminkinin canı azdı diyebiliriz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sıfırdan böyle bir kapışıyorlar bakalım. Allah! Ne oluyor? Şövalye kazanabilirsin. Vallahi kazandı. Tamam. 2 taneyi kazanıyor. Peki 3 taneyle kapışıp kazanması yok mu? O kadar da değil bence ama. 3 tane asker, bir tane de tamam, ona bunlara hiç vurmadı. Bir tane de bundan koyduk. Yok abi, 3 tane imkansız. Evet, imkansız. Ya 2 taneli kazanması çok çok iyi. Yani şöyle diyebiliriz abi. 2 tane asker, bir tane şövalyeye denk. Şövalye de zaten görmüş olduğunuz gibi bunlardan güçlü. Dediğim gibi gençler, modumuz bu kadardı. Daha fazla bir herhangi bir, ne bileyim, bloğu vesairesi falan yok. Ama 1.12.2'de kurarsanız görmüş olduğunuz gibi haritada böyle kaleleri bulup krallıklarla kapışabilirsiniz. Ya da kendi krallığınızı oluşturabilirsiniz abi. Evet gençler, videomuz bu kadardı. Bu arada eşyaları da kullanıp bunların şövalye kılıcını alıp belki siz de bir şövalye olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın gençler. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, dediğim gibi görüşmek üzere. Bye bye.